Şimdi de çilek seralarındayız. Dünyanın en güzel çilekleri bu topraklarda yetişmekte. Hep birlikte bu seraları gezeceğiz. Evet, Sultanhisar Çilek Festivali'ne gelip de çileklerin hikayesini öğrenmemek olmaz. Çilekler nereden geliyor, nasıl bir yol hikayeleri var? Onu öğrenmek için Sultanhisar'daki bir soğuk hava deposuna ve dağıtım deposuna geldik. Bir arkadaşımıza soracağız, bakalım buradaki işleyiş nasıl? Bir arkadaşımız var, isminizi alabilir miyim? Tayfun İzam. Tayfun Bey. Tayfun Bey, burası çilek... Soğuk hava deposu. Soğuk hava, aynen. İşlemesi. Seralarda üretildikten sonraki hikayesi nasıl? Bize söyleyebilir misiniz? Şey, sabah toplanışta 5.30'da işbaş yapılıyor bahçede. İşbaş yapıldığı zaman öğlen 12.30'da çıkış yapılıyor. Ondan sonra bu soğuk havaya geldiği zaman burada işlem yapılıyor. Paletleme, soğuk hava, ön soğutma. Ondan sonra İstanbul, Rusya, Romanya'ya ihracat yapılıyor. Ön soğutma dediğiniz yani, dondurma değil değil mi? Yok yani, dondurma değil. Yok. Soğuk havada sadece kendini bırakmasın. Kendini muhafaza etmesin diye, kendisini salmasın diye, soğutmasını alsın diye yani. Evet. Senede kaç kere böyle hasat oluyor? Şeyde, senede Şubat ayında başlayıp Temmuz 15 bandına kadar devam ediyor. Temmuz 15'te ise sezonumuz bitiyor yani. Evet. Nasıl, memnun musunuz? İşler, bu seneki işler ya, nasıl? Bu sene tonaj bakımından sıkıntılı bir sene. İklimden dolayı. İklimden yine dolayı. De Allah bereket versin. Güzel bir sene geçiyor. Öleceğiz ama. Teşekkür ediyoruz. Bence size kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Evet. Çileklerin depolandığı soğuk hava deposuna geldik. Arkadaşlarımızla görüştük. Hikayeyi öğrendik. Şimdi tekrar Sultanhisar Çilek Festivali'ne geri dönüyoruz ama bir tane göz hakkı olarak çileğimizi de alıyoruz.